Sevgili seyirciler, emekli albay avukat Levent Göktaş, Ergenekon soruşturması kapsamında 7 Ocak'ta gözaltına alındı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen emekli albay, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı. Avukatı ve silah arkadaşı Serdar Öztürk, emekli albayın bir film kahramanını andıran özelliklerini arenaya anlattı. Kimdir Levent Göktaş? Sadece Kuzey Irak'ta 25 defa pusuya düşürülmüş, ayakta kalmış. Kendisini tanıyan bütün subayların taptığı bir askeri liderdir. Yüksek irtifa serbest paraşütçüsüdür. Sualtı komandosudur. Bizim bildiğimiz o çok önemli harekatların hangilerine katıldı? Hepsine katıldı. 3 tane silahlı kuvvetlerde hiçbir subayda 3 tane üstün cesaret ve feragat altın madalyası yoktur. Ergenekon soruşturması kapsamında Ankara'daki bürosunda gözaltına alınarak cezaevine konulan emekli albay Levent Göktaş'ın avukatı, aynı zamanda silah arkadaşı olan Serdar Öztürk ve avukat Demet Reçber arenaya çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kimdir Levent Göktaş? Hakkında çeşitli yazılar, yorumlar, değerlendirmeler çıktı. Bir defa sizin ağzınızdan öğrenelim. Kimdir? Levent Göktaş. Kelimelerle anlatmanın çok zor olduğu bir insan. 1980 yılı harp okulu mezunu. Ömrünü, hayatını terörle mücadeleye adamış. Defalarca, sadece Kuzey Irak'ta 25 defa pusuya düşürülmüş, hayatta kalmış. Kuzey Irak'ta 25 defa. Sadece Kuzey Irak'ta 25 defa pusuya düşürdüler. Fakat hayatta kaldı. Kendisi çok kahraman. Herkesin tanıdığı, bütün subayların, kendisini tanıyan bütün subayların taptığı bir askeri liderdir. Yüksek irtifa serbest paraşütçüsüdür. Sualtı komandosudur. Özel kuvvetlerde 92'den beri en kritik birliklerde görev yapmış bir insandır. Eski bir savaşçı, bir hukuk adamı, herkesin tanıyan, herkesin saygı duyduğu, rüptayla baktığı bir insandır. Kuzey Irak'ta kaç operasyona katıldı? 25 kez pusuya düşürüldüğüne göre. Kuzey Irak'ta bizim bildiğimiz kaç, çok önemli harekatların hangilerine katıldı? Hepsine katıldı. Hepsine katıldı. Hepsine katıldı çünkü o operasyonların hepsinde özel kuvvetler vardır. Özel kuvvetlerin olduğu bütün operasyonlarda da Levent Göktaş vardır. Bundan dolayı madalyası var mı? 3 tane silahlı kuvvetlerde hiçbir subayda 3 tane üstün cesaret ve feragat altın madalyası yoktur. Sadece bir tek Mustafa Levent Göktaş albayında girdiği çatışmalarda gösterdiği cesaret ve feragat nedeniyle. Tüm silahlı kuvvetler bünyesinde sadece onda mı var? Evet, tane sadece üstün onda var. Üstün feragat ve cesaret madalyası. 6 tane üstün birlik yetiştirme, yine yetiştirme operatif, 180 tane takdirname, bir sürü şerit rozet. Yani bunlar silahlı kuvvetlerde bu şekilde ikinci bir subay yok. Serdar Öztürk için Levent Göktaş gözünü budaktan sakınmayan bir kahraman. Tanışmaları da bir kahramanlık hikayesi. Siz nasıl tanıştınız? Biz nasıl tanıştık? 93'te bir operasyon esnasında pusuya düşürülmüşlerdi küçük bir grupla. Bir terör örgütü, bir kampa hava harekatını yönlendirmek için bir noktaya sızmaya çalışırlarken pusuya düşürülmüşlerdi. Biz bir arka tepeye helikopterle indirildik. Siz de eski bir subaysınız. Evet. Ben arka tepeye indiğimizde biz öndeki tepede bir kişi ayakta elinde makine tüfekli aşağıdan yaklaşan teröristlere atış ediyordu. Diğer 10 kişi de bize doğru geliyordu. Bizim kendi personelimiz. Orada kim bu ayakta tek başına makine tüfekli duran adam diye kendime hayret ettim. Her tarafına çünkü mermi yağıyordu. Ayaklarının dibinden her taraftan toz kalkıyordu. Yani vuruldu, vurulacak konumdaydı. Biz uçak savarı kurduk. Atışa başlayınca teröristler geri çekildi. O da geldi neyse çözülerek sudan. Orada tanıştık.
2 Ergenekon'dan tutuklu albay Levent Göktaş iddia edildiği gibi terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Kenya'dan getirildiği uçakta mıydı? Emekli albay Göktaş yurt dışında görev yaptı mı? Yurt dışında görev yaptı tabii ki. Örneğin Şam'da bulundu mu? Bulundu. Evet, 1998 yılında bölücü başı, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Şam'dan çıkartıldığı sırada Levent Göktaş'ın Şam'da olduğu ve bu operasyonda görev aldığı, daha sonra da yine bölücü başının kaçtığı Kenya'dan Türkiye'ye getirilmesi sırasında o uçakta bulunan ekipte de yer aldığı, çeşitli medya kuruluşlarında, hatta bu arada Talabani'ye ait olduğu öne sürülen bir internet sitesinde dahi yayınlandı. Hatta hepimizin hafızalarına adeta mıh gibi yerleşen o uçak Türkiye semalarına geldiğinde bir ses, yüzüm askeri görevlilerden birinin sesi, "Memlekete hoş geldin Abdullah Öcalan" deyişidir. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Abdullah Öcalan, memlekete hoş geldin. Ve o internet sitesinde de "Memlekete hoş geldin Göktaş" diye sanki bir nevi intikam alırcasına böyle bir ibare yazılmış. Yazıldı, çizildi. Bu konuda ne diyorsunuz? Bakın şimdi... Ben bunlar yazıldığı için soruyorum. Yazılmış devlet olması... Devlet sırrı kapsamına girebilir. Yazılmış olması hiçbir şeyi değiştirmez. Askeri sır niteliğindeki icra ettiği görevlere ilişkin detaylara sahip değilim. Bu operasyona kimler katıldı, kimler katılmadı? Bunu biz bilmiyoruz. Bilinse dahi bilen kişilerin bunları ifade etmesi devlet sırrının ifşası niteliğindedir. Ve ceza kanunu kapsamında mutlaka yaptırma uygulanması gerekir. Biz bunları tekzip ettik. Yalanlanmadı değil. Biz bu haberlerin hepsini tekzip ettik. Suç ceza mahkemelerine başvurduk. Emekli albay Levent Göktaş'ın görev aldığı operasyonlarla ilgili asla kimseye bilgi vermediğini söyleyen Öztürk, yıllardır tanıdığı dostuyla ilgili bildiği nadir anılarından birini anlattı. Mesela ben bir kere sadece espriyle bir olayı anlattığını hatırlıyorum. Eksi 40 derecede bir operasyon yaparken dere geçilirken dere donmuş. Bir anda teröristlerle karşı karşıya gelmişler. Ve buz kırılarak o donmuş suyun içine düşmüş. Terörist gelmiş, kafasına silah dayamış. Geber diye tetiği çekmiş. Fakat işte silah ateş almayınca temas başlamış. O şekilde hayatta kalmış. Böyle bir insan. Sadece bunu da bir espri konusu geçtiği için o sırada anlatıldı. Yani bunun dışında ben ne bir şey anlattığına tanık oldum, ne de böyle bir şey anlatma, böyle bir yapısı yok. Yaşayan bir Rambo, bir efsane. Emekli albay avukat Mustafa Levent Göktaş'ın subaylık yaptığı dönemdeki kahramanlıklarını yansıtan görev anılarını, onun silah arkadaşı ve aynı zamanda malul gazi olan, dikkat ederseniz bir gözü farklıydı. Zannediyorum o gözünü de bir patlama sırasında kaybetmiş ve yerine bir protez takılmış. Emekli üsteğmen olan avukatından dinledik. Terör örgütü üyesi olduğu şüphesiyle tutuklanan Levent Göktaş'ın suçlu olup olmadığına hep saygı duyduğumuz bağımsız yargı karar verecek. Levent Göktaş'ın hukuk bürosundaki avukat arkadaşlarıyla yaptığımız söyleşinin tamamı pazartesi akşamı Arena'da ekrana geliyor.